küfre batmış olanları sen uyarsan da uyarmasan da onlar için aynıdır, iman etmezler diyor. Evet. Yani adam kararını vermiş. Benim hesabım şurada. Ben bunlara sırtımı dönmem lazım demişse evet. Bitti. Onu ikna filan edemiyorsunuz. Ben Kur'an'dan şunu öğrendim. Vicdanı menfaatinin üstüne çıkan adam sayısı çok az. O bir ezel nasibi. Allah onu herkese lütfetmiyor. Çünkü onun riski var. O riski göğüslemek büyük ruhların işidir. Büyük çoğunluk, ki Kur'an çoğunluk daima dalalettedir diyor. Çoğunluk daima Kur'an'ın tabiri diye kullanıyorum. Pisliğe batıktır diyor. Habis tabirini kullanmıştır. Ben ne yapayım? Kur'an kullanıyor. Çoğun ve çoğunluğun fazlalığı seni aldatmasın diyor Hazreti Peygamber'e. Onlar pisliğe batıktır daima. Hedefi menfaat olarak seçmişse, Kur'an diyor ki hedefini menfaat yapmış. Menfaatini ilah yapmış. Maun suresi bize gösteriyor. Menfaat çıkar, dini sollar. Şimdi tarihi okuyalım. Bu teorik kısmı. Kur'an bunu bize veriyor. Maun suresinde bize diyor ki insan hakları ihlali birilerinin menfaatine yarıyorsa bu Allah'ı, namazı, niyazı, dini sollar. De. Tarihe bakalım. Ben tarihi bu açıdan tetkik eden insanlardan biriyim. Onun sonucunu söylüyorum. Dincilikle, dincilikte, dincilerin Allah ile para her yan yana geldiğinde daima parayı seçmişlerdir. Bunun istisnası yok. Dinci Allah'ı para ve menfaati söz konusu olmadığı zaman takdis eder. Para ile menfaat yan yana, para ve Allah yan yana geldi mi dinci daima parayı seçer. Evet, bakalım. Demek ki bu noktaya geldiler mi? Evet. Ne diyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ İster uyar, ister uyarma. İman etmezler. 7. surede Allah ayette Allah onların kalpleri üzerine mühür basmıştır. Nasıl yapıyor bu işi? خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ Allah onların kalplerine ve kulakları üzerine mühür basmış. Ve ala ebsarihim gışavetün. Oku. Onların kafa gözleri üstünde de bir perde vardır. Evet. Onlar için korkunç bir azap öngörülmüştür diyor. Azabı. Sonuç burada galiba, değil mi? Göz gitmiş. Kalpler mühürlenmiş. Gözler perdelenmiş, kulaklar duymaz olmuş. Hadi sen şimdi, ya hani diyoruz ya, deminden beri kaç defa kullandım. Ya böyle bir şey olabilir mi filan biz şimdi. Böyle çıldırası ya. Oluyor işte, böyle oluyor. Bakar mısınız Kur'an nasıl koordinatları veriyor? Nasıl cevapları veriyor? Allah da bunu görüp. Evet. Evet.